Bu videoda sizi yeni bir gösterim ile tanıştıracağım. Bu gösterim ilk başta size çok havalı gelecek ama aslında ne kadar kolay ve faydalı olduğunu göreceksiniz. İşe hepimizin çok da iyi bildiği bir şeyle başlayacağım. Onu çok iyi tanıyoruz öyle değil mi? Evet. İki tane 10'u birbiriyle çarpabilirim. 10 çarpı 10, 100 eder. Bunu da biliyoruz. Aynı işlemi 3 tane 10'la da yapabilirim. 10 çarpı 10 çarpı 10 bu da 1000 eder. Bu işlemi istediğim kadar onla yapabilirim öyle değil mi? Ama onların sayısı artınca işlemi yazmak hiç de kolay olmayacak. Deneyelim mi? Mesela 10 on tane onu ele alalım. 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 5 tane oldu çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 ve bir tane daha çarpı 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bu çarpma işleminin sonucunu yazmak bile çok uzun sürecek ama yazacağım. Birden sonra 10 tane sıfır koymam lazım değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve noktalamaları da yaparsam okuyabiliriz. Bu 10 milyardır. Yazmanın ve okumanın ne kadar uzun sürdüğünü siz de fark ettiniz değil mi? Bir de elimizde 30 tane 10 olduğunu düşünün. Matematikçiler de bu ve bunun gibi durumlardan yola çıkarak işlerini kolaylaştıracak gösterimler geliştirmişlerdir. Burada söz konusu olan gösterim ise üstü sayılar ve kuvvetleri. Örneğin 10 çarpı 10 yerine 2 tane 10'u çarptığım için 10 üzeri 2 yazabilirim. Bu 10 üzeri 2 ya da 10'un ikinci kuvveti olarak okunur. Gayet güzel görünüyor değil mi? Aslına bakarsanız tüm bu havalı görünümün yanında bize 2 tane 10 al ve birbiriyle çarp diyor o kadar. Sonuçta 100 olacak tabi. Bu gösterimi daha iyi anlamanız için, 2 kuvvet ya da üs 10da taban olarak adlandırılır demeliyim. 10 üzeri 2 ya da 10'un ikinci kuvveti. Anlaştık mı? 10 on çarpı 10 da 100 eder. Buradan yola çıkarak, bana 10 çarpı 10 on çarpı 10'u nasıl yazabileceğimi söyler misiniz? Evet, bunu ya da bini üst ya da kuvvet kullanarak nasıl yazabiliriz? Hadi hemen videoyu durdurun, biraz düşünüverin. Tam da düşündüğünüz gibi, önce 10'u yazacağız. 3 tane 10'u çarptığımız için de kuvvet olarak 3 kullanacağız, öyle değil mi? 10 üzeri 3 ya da 10'un 3. kuvveti. 10 taban 3 de üs. 10 üzeri 3 gördüğünüz zaman bu aslında 3 tane 10'un birbiriyle çarpımından başka bir şey değil. Aynı zamanda da 1000'e eşittir. Evet bu gerçekten de 1000'i yazmanın farklı bir yolundan başka bir şey değil. Peki ya bu? 10 milyar. Hadi bunu da bir üstü sayı olarak yazmak için hemen videoyu durdurun. 10 tane 10'u birbiriyle çarptığımız için yine 10 yazıyorum ve kuvveti olarak da 10 koyacağım. İşte bu kadar. Şimdi bir de bunun tam tersini düşünelim. Biri size gelip de 10 üzeri 5 hangi sayıdır diye sorarsa, bu sayıyı bulmak için 5 tane 10'u birbiriyle çarpmamız gerektiğini artık biliyoruz. 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. 10 çarpı 10 100 eder, 100 çarpı 10 1000 ve 1000 bin çarpı 10 on 10.000 on ve 10.000 çarpı 10 da 100.000. İşte bu kadar. 10'un kuvvetlerini artık siz de tanıyorsunuz. Bu noktada aklınıza 10 yerine başka bir sayı koyup koyamaz mıydım? diye bir soru gelmiş olabilir size basitçe evet koyabiliriz diyeceğim ama bu konuyu daha ileride değiştireceğiz anlaştık mı